Canlar merhabalar. Şimdi dairenin çevresi ve alanı testlerinin 5 ve 6 numaralı son 2 testini gömeceğiz dostlar birlikte. Şimdi hemen 5 numaralı testimizi aldık. Odaklanmamıza bastık. Bir de şöyle kalem üstündeyken basalım. Bir daha kımıldama olmasın. Evet, ilk sorumuzu okuyoruz. Altıları gördük. Dedik ki çemberde uzunlukta söyledik bunu. Çeyrek çember içinde şu çizgiyi görünce merkezle bu çizginin uç noktasını birleştirin. Bunun yarıçap olduğunu söylediğiniz takdirde de çok yüksek ihtimalle 30-60-90 üçgeni çıkacak demiştik. Bakın burada da o çıktı. 90'ın karşısı 12 iken sadece 30'un karşısı yarısıdır. O halde burası da 60 derece geldi. Şimdi boyalı bölgenin alanını bulmak için neyden neyi çıkartmalıyım diye soruyorum kendime. Hemen şuradaki 60 derecelik şu daire diliminin alanından 60 derecelik daire diliminin alan formülünü pi r kareyi de yazalım 144'den neyi çıkartacağız? Şu beyaz dik üçgeni çıkartacağız. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı da 6√3'tür deyip dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum dostlar. Yani 6 ile 6√3'ü çarpıp 2'ye böl. Hadi şimdi sonucu bulalım hemen. Şuradaki sıfırlar gitsin. 36 ile 144'ü sadeleştirelim. 4 kalsın. 24 pi buradan kaldı. Eksi 36 bölü 2'den de 18√3 de buradan kaldı. 24 pi eksi 18√3 Adana şıkkımız da mevcuttur dostlarım. Geçelim ikinci soruya. O1B ile BC birbirine eşit ve 4'er santimmiş. Burası 4. Burası 4. Demek ki büyük çemberimin yarıçapı 8 santim. Hemen iki çember teğetse merkezlerini ve teğet noktalarını birleştiriyorduk. Şuraya R diyelim. Teğete dikinelim. Bu da R. Şurası da 8 eksi R oldu. Büyüğünün yarıçapı 8'di çünkü. Ve bakın şurada bir dik üçgen var. 4 bana 3, 4, 5 olabilir mi diye söyledi. R'ye 3 desek burası 5 oluyor mu? Oluyor. O halde küçüğünün yarı çapını da 3 buldum. Boyalı bölgenin alanını soruyor dostlar. Boyalı bölgeye nasıl ulaşırız? Büyük dairenin alanından. Büyük dairenin yarı çapı 8 olduğu için 8'in karesi 64 pi'den. Küçük dairenin alanı yarı çapı 3 oldu. Pi r kareden 9 pi yani çıkacak. Buradan da 55 pi mi kalıyor dostlarım? Sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. 3 numaraya geldik. Yine bunu biz şeyde de gördük. Çemberde uzunlukta da görmüştük arkadaşlarım. Hemen şu merkezden teğet doğru noktasına diki indirelim. Bu da yarıçap, bu da yarıçap diyelim. Şuraya A açısı dersek, bakın bu büyük ikizkenar üçgenden burası da A açısı. Şu küçük ikizkenardan burası da A. A ile A'nın toplamı 2 iç açı 1 dış açıya eşitten burası 2A geldi. Ve şu Ordu, Bursa, Ceyhan dik üçgenine bakın. A, 2A, 90. Demek ki A buradan 30 derece gelecek. 2A da 60 derece gelecek. Buraya o zaman 60 diyelim biz artık. BD yayının uzunluğunu 2 pi birim vermiş. Şuradaki yayın uzunluğu 2 pi. Yani 60 derecelik şöyle 60 bölü 360 çarpı 2 pi r. 60 derecelik yayın uzunluğunu bana 2 pi vermiş. 2 pi'leri silelim. 60 ile şunu sadeleştirelim. 6. R'yi buradan 6 bulduk. Şurası 6 6'ymış arkadaşlar. Boyalı bölgenin alanı. Şimdi yarıçapı 6 bulduysam şu OB de 6'dır. 30'du burası. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 olacak. Buraya da 6 yazdım. 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak. 6√3. Şimdi ben boyalı bölgeye nasıl ulaşırım diye soruyorum. Boyalı bölgeye şu Ordu, Bursa, Ceyhan dik üçgeninin alanından yani 6 çarpı 6√3 bölü 2'den şuradaki 60 derecelik daire diliminin alanını çıkartarak ulaşırız. Hemen yazalım. 60 derecelik daire diliminin alanı 60 bölü 360 çarpı pi r kare yani 36 pi. Birer sıfır sildim. 36'ları sildim.
Eksinin sağ tarafında 6 pi kaldı. 36 bölü 2'den de 18 kök 3 de burada kaldı dostlarım. 18 kök 3 eksi 6 pi'dir sorumuzun cevabı. 6 parantezine almış şıklarda 3 kök 3 kalır, eksi pi kalır. 3 kök 3 eksi pi A şıkkında mevcut. Cevap Adana'dan geldi. Geldik 4 numaraya. Evet, O merkezli 5 santim yarıçaplı dairenin içine ABC'de düzgün beşgeni. Düzgün beşgenin özelliği nedir? Bütün kenarları eşittir bir kere. Bu bir. Şunların her biri birbirine eşit. Sonra şu eşit parçaların arkasındaki alanlar da birbirine eşit. Yani ben bu alanı alıp şuraya taşıyabilirim dostum. Bakın burası yok artık. Şu alanı da alıp burayı da kaldıralım. Burası da yok. Buraya taşıyalım. Yani artık boyalı alanlar neresi oldu? Şuradaki daire dilimi oldu arkadaşlar. Bakın şu daire diliminin alanı oldu. Bizim için toplam sorulan alan. Peki bu daire dilimi kaç derecelik daire dilimi? Onu bulacağız. Şimdi her bir köşeye şöyle çizdiğimizde 5 tane üçgen çıktı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Her birinin merkez açısı eşit olduğu için 360'ı 5'e bölerseniz 72 derece gelir şunların her biri. 72 derece geldi. 5 tane 72 360 yapıyor değil mi? Doğru mu hesapladık? 5 kere 7 350. Evet 360 yapıyor. Demek ki toplamda bana 144 derecelik daire diliminin alanı soruluyor. 144 çarpı tüm dairenin alanı pi r kareden 25 pi bölü 360. 36'ya bölelim 10. 36'ya bölelim 4. 5'e bölelim 2. 5'e bölelim 5. 2 ile de sadeleştirelim. 2 kaldı burada. 2 kere 5 10 pi yapar. Sorumuzun cevabı Bursa'dan gelir. Evet. 5 numaradayız. Bakın şurada merkezden hemen teğet noktasına yarıçapı dik indirecektik. Bu bizim yarıçapımız 4. Bakın burada bir Öklit sağlandı. 4 karesi eşittir 2 çarpı 8 olmalıydı ki evet Öklit'i sağladığı için bu sadece Öklit ne zaman oluyordu? Diklikten diklik inince. Demek ki burası 90. Bana da boyalı bölgenin alanı dediği şey aslında 90 derecelik dairenin alanı. Yani çeyrek dairenin alanı soruluyor. Pi r kare bölü 4 soruluyor dostlarım. Peki r'miz de 4'tü. Karesi 16 pi yapar. Bölü 4'ten 16'yı 4'e bölersek de Denizli'yi işaretledik bile çoktan. 6. sorudayız. OC'ye R derseniz BC 2 katı olacak diyor. Hemen şuraya R diyelim. Burası 2R. Dostlar bakın bunların hemen benzerlik oranlarını yazalım alanlara girişmeden önce. 1 bölü 3. Benzerlik oranları 1 bölü 3 ise alanların oranı 1 bölü 9'du. Demek ki şu beyaz olana A alanı dersem 3R'lik büyük olana 9A diyeceğim. Şuraya da 8A kaldı. S2'yi 8A bulduk. S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarıdır diyor ve birbirine eşittir diyor. O zaman S1'e de 8A yazalım. Bakın şurada toplam şu daire ne oldu? 360 derecelik daire 9A'ya denk düştü. 9A'lık alan 360 dereceye denk düştüyse A'lık alan kaç dereceye düşer deyip alfayı da buradan buluyorum dostlar. 9'a bölmüşüz. Burayı da 9'a bölersek Denizli'yi işaretleriz. 360 bölü 9 40 yapar çünkü dedik. Evet ilk 6'yı gömdük. 7 ile devam edelim bakalım. Yarıçapı bir birim olan 13 top bir süs havuzuna şekildeki gibi sahiplenir. Bilmem havuzlara, teğetlere bilmem ne. Buna göre diyor ki kuş bakışı bakarsan mavi yer ne kadarlık bir alana sahiptir diye soruyor. Yani suyun alanını soruyor bize. Tabii bizim önce bir yarıçapları bulmamız lazım şimdi dostlarım. Şimdi şu merkezi ortaya bir oturtturalım. Şurayı bir çizelim. Şimdi teğet oldukları için şunları da bir birleştirelim. Yarıçapı 1 ise 1-1. Şunun da birleştirelim. Yarıçaplar merkezler arkadaşlarım. Şöyle merkeze getirttirdik tabii bunu. 1-1 olacak şuralarda. Şimdi şuranın da 1 olduğunu biliyoruz. Şuradan aşağı hemen şunları da birleştirirsek şurası da 1 olduğunu biliyorum. Ve bakın ne gördüm? 90'ın karşısı 2 iken sadece 30'un karşısı 1'dir. Şu açının
30 derece olduğunu buldum. Şöyle dışarıya doğru yazdık bunu. Peki dolayısıyla 60'ın karşısı ne olacak arkadaşlarım? 1 kök 3. Şurası 1 kök 3 şuraya kadar. Öğretmenim burası 1 kök 3 ise şurası da 1 kök 3 olacak. Toplam ne yaptı? 2 kök 3. Artı bir de 1 var burada dostlarım. 2 kök 3 artı 1. Benim büyük çemberimin yarı çapıdır diyebilirim. 2 kök 3 artı 1. Büyüğünün yarı çapı. 2 kök 3 artı 1 oldu. Şimdi ne yapacaktık? Büyük dairenin alanından küçük dairelerin alanını çıkartacağız. Şimdi küçük dairenin bir tanesinin yarı çapı 1 olduğu için alanı pi çarpı 1'in karesi. Yani pi çarpı 1'den pi. 13 tane var bunda. 13 pi. Bir kere 13 pi çıkacak arkadaşlar. Bunu bir söyleyeyim. Peki 13 pi nereden çıkacak? Büyük dairenin alanından. O zaman büyük dairenin de alanını yazalım. Pi çarpı yarı çapının karesi. Yani 2 kök 3 artı 1'in karesi. Hadi bunu da düzenleyelim. Pi çarpı şurada birincinin karesi 12. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 4 kök 3. İkincinin karesi 1. Bunu da bir toparlarsak. Tabi bundan da ne çıkacak dedik? Eksi 13 pi çıkacak. Toparlayalım. 12 1 daha 13 pi geliyor. Bakın pi ile de çarpınca. 13 pi artı 4 kök 3 pi. Bir de eksi 13 pi var. 13 pi'lere bay bay dedim. Geriye 4 kök 3 pi kaldı. 7. sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. 8'e geçelim bakalım. Şekilde birim kareler üzerinde merkezleri nokta şeklinde gösterilen 7 adet çember çizilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin çevresi. Hadi başlayalım boyalı bölgenin çevresini bulmak için. Şimdi bir kere boyalı bölgeyi şöyle bir belirleyelim arkadaşlar. Bir kere şurası var dostlarım. Sonra şuraya kadar olan kısım var bir de ki. Bakın bu da şöyle çemberlerin merkezlerini falan birleştirdiğim takdirde şunu görebilirsiniz dostlar. Burası 90 derece, burası 90 derece. Yani şuradaki yayın uzunluğu aslında 270 derecelik yay uzunluğu. 270 çarpı 2 pi, bunun r'si kaç? 1, 2, 3, 4 birim bunun r'si. 2 pi r bölü 360. 270 derecelik dairenin yay uzunluğunu buluyorum. Şurası 270 derece çünkü. Hemen bir toparlayalım. Sıfırlar sıfırlar gitsin. 9'a bölelim 3, 9'a bölelim 4. Şu 4 ile de şunu sadeleştirirsek 3 kere 2'den 6 pi buradan geliyor. Şimdi hemen şununkini de bulalım dostlarım. Şu, bu da 270 derece sonuçta. 270 çarpı 2 pi, bunun yarıçapı 2 birim. Bölü 360. Hemen şöyle sadeleştirelim. 90'a bölelim 3. 90'a bölelim 4. Şu 2 ile şu 2'nin çarpımında bu 4'ü götürsün. 3 pi kaldı burası da. Bir kere yani 3 pi ile 6 pi'nin toplamı bir 9 pi var. Artı bakalım bir de şuradaki daireler var dostlarım. Şimdi şuna bak. Bir yarım buradan. Bir yarım buradan 2 yarım yaptı. Şuradan bir çeyrek geldi arkadaşlar. 2 yarım bir çeyrek. 3 yarım. 4 yarım. 5 yarım. Bir çeyrek daha. 5 tane yarım. 2 tane de çeyrek bulduk arkadaşlar. 2 tane de çeyrek bulduk. 2 çeyrek bir yarım yapar. Bir yarım da buraya eklersek 6 tane yarımdan oluşuyormuş. Peki 6 yarım demek 3 tane de tam demek değil midir arkadaşlarım? 3 tane tam daireyi bulacağız şimdi dostlar. 3 tane tam daire hesaplayacağız. Bir dairenin yarıçapı 1 olduğu için 2 pi 1'den 2 pi. 3 tane var, 6 pi oldu bunlar. 9 pi'di. 6 pi de şu küçüklerden geldi. 15 pi yaptı. 8. sorumun cevabı Bursa'dan patladı. Geldik 9 numaraya. Evet, bir radar sistemi görüyoruz. Ekran taralı kısmın alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi önce taralı kısmın alanını bulmak için şunları belirleyelim. Şurası kaç derecelik bir daire? Bunu belirleyelim dostlar. Şimdi şurayı bir aynen doğrusal olarak uzatalım. Şunu da doğrusal olarak uzatalım. Bakın nasıl gelmiş? 2'ye 1 köşegeni olarak gidiyor.
Yani bunu da böyle uzatırsam 2'ye bir köşegeni olarak şuradan geçecek, şöyle gidecek. Yine şuradan da bir 2'ye bir köşegeni şeklinde bunu da böleliyim. Bu da buradan. Bir daha 2'ye 1 şeklinde bölersem o da buradan geçecek. Yani şunun aynısından 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parçamız var arkadaşlar. 6 parçadan oluştuğuna göre şu aradaki açımız 360 bölü 6'dan 60 derece olacak bir kere. Bunu bir belirledik. Şimdi şu küçük dairenin yarıçapı 2. Yani şurası 2. Büyük dairenin yarıçapı 2, 4, 6. O zaman buranın tamamı 6 ise şuraya da 4 kaldı. Hadi gelin benzerlik oranlarını yazalım şurada dostlar. Bakın şuradaki benzerlik oranı yazıyorum şöyle kenara. 2 bölü, şurası bölü, tamamı. 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3. Peki alanların oranı ne olacak? 1 bölü 9. O zaman şu içerideki alan A ise buraya 9A olması için taralı yere 8A kalacak. Şimdi biz A'yı bulabilir miyiz? Tabii ki. A alanı nedir dostum? 60 derecelik yarıçapı 2 olan dairenin alanıdır. 60'a bölelim. 60'a bölelim 6. 2 ile de sadeleştirelim. 2 pi bölü 3 çıktı. Bu nedir dostum? A alanı. Bana bunun 8 katını soruyor. 8 A'yı soruyor. 8 ile çarparsak 16 pi bölü 3 yapar. Yani cevap Edirne'den geldi. 10. sorudayız. Aşağıda biri 4, diğeri 5 birim karelerden oluşan şekillerin içerisinde çeyrek daire ve karelerden oluşan boyalı bölgeler verilmiş. Şekil 1 ve 2 birleştirilerek şekili 3 elde ediliyor. Buna göre şekil 3 içerisinde elde edilen boyalı bölgenin çevresi. Şimdi önce şu T harfi şeklindeki kısım şurası dostlarım. Onu bir gösterelim. Şurası. Bunun nereleri boyanmış? Bir, şuradaki karenin tamamı boyanmış. Bunu bir gösterelim. Şuradaki çeyrek yay boyanmış şu kısım. Bir de şuradaki çeyrek yay boyanmış bu kısım. Tamam. Bunları boyadık bir daha biz de. Şimdi bunun da şuraya getirip koymuş arkadaşlarım. Bunun bir kere şurası boyanmış. Şu karenin tamamı boyanmış şurası. Şuradaki çeyrek yay boyanmış. Bunu yazalım. Bir de şurası boyanmış dostlarım. Şu şekilde. İşte bunları üst üste getirip yapıştırdığımızda bu şekil çıktı. Bu şeklinde bizden çevresini istiyor dostlar. Çevresi nedir diye bir soru sormuş. Hadi bir bulalım. Şimdi şurada bir çeyrek dairemiz var. Bakın yarıçapı 1 olan bir çeyrek daire. Şurada da çevreyi oluşturan bir çeyrek yay var. 2. Şurada bir çeyrek yay var. 3. Şurada da bir çeyrek yay var. 4 tane çeyrek var. 4 çeyrek ne yapar? 1 tane tam yapar dostlarım. Demek ki bir tam dairemiz var elimizde. Bir tam dairenin çevresi 2 pi. R'mizde 1 olduğu için 2 pi var bir kere. Yaylardan dolayı 2 pi var. Şimdi bu 2 pi'nin üstüne bakalım ne ekleyeceğiz. Çevreyi hesaplarken bir kere şuradaki 3 birimi katacağız. 3. Şuradaki 1'i katacağız. Şuradaki 1'i katacağız. Bir de şuradaki 1'i katacağız dostlarım. Çevre bunlardan oluşuyor. Yani 3, 4, 5, 6 daha ekleyeceğiz. 2 pi'nin üstüne 6 koyacağız. Yani cevap Edirne'den gelecek dostlar. Evet, test 5'in bitirdik test 5'i. Test 6'ya geldik ve ilk sorumuza bakıyorum hemen. AB'yi 3 pi vermiş. OC'yi 4 vermiş. Yarıçapı 4 verdiyse şuraya da hemen 4 yazalım. Alanlar eşit demiş mi? Hayır, eşit dememiş. Bizden farklarını istiyormuş hatta. Şimdi biz ne yapıyoruz dostlarım? Şöyle bir hatırlarsanız tahmin sorularımdan bir tanesidir bu da benim. Böyle ortada boşluk varken önce bu boşluğa bir A harfi diyelim. Şimdi bakın S1 ile A alanını toplayın deseydim. S1 ile A alanı dediğimiz şey aslında şu dik üçgenin alanı değil mi dostlarım? Yani 3 pi çarpı 8 bölü 2 olacak. 3 pi, şurada yapayım. 3 pi çarpı 8 bölü 2'den bu gitti bu gitti. 4, 4 kere 3, 12 pi'dir bunun alanı. Peki şu yarım dairenin alanını hesaplayın deseydik. S2 ile A'nın toplamıdır o da. Yarım dairenin alanı nedir? Pi r kare bölü 2. R'miz 4 olduğu için karesi 16.
16 ile de 2 sadeleşirse 8 pi kaldı bu da. Hadi bunları birbirinden çıkartalım. Bakın S1 eksi S2 geliyor. A'lar gidiyor. 12 pi'den de 8 pi çıkarsa 4 pi kalıyor. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. 2 numaraya bakalım. OB 4 santim. Tamam, yarı çapı 4 vermiş dostlar. O halde şurası da 4. Şuraya da 4 yazalım. CB noktasını boyalı bölgelerin alanları eşit. Bak üstteki yaptığım gibi ortadaki boşluğa A diyelim. Şunlar eşit olduğu için B, B yazalım. Şimdi A artı B alanı dediğim alan A artı B. Dostlar şu dik üçgenin alanıdır desem doğru söylemiş olur muyum? Tabii ki. 4 çarpı x bölü 2 yani 2x yapar. E hocam A artı B dediğimiz şey şuradaki çeyrek dairenin de alanı. Evet, o zaman A artı B yine eşittir. Çeyrek dairenin alanı neydi? Pi r kare bölü 4'tü. R'miz de 4 olduğu için karesi 16, sadeleştirdik 4 pi. O zaman bu 4 pi'ye eşit. Demek ki 2x eşittir 4 pi. X eşittir 2 pi. Bize neyi soruyor? X'i soruyor zaten. Denizli'yi paketledik biz de. Üçüncü sorumuz. İşte galiba döndürme sorusu. Evet. Arkadaşlar yine güzel bir soru. Sınavda çıkma ihtimali olan bir soru. Yavaş çözelim bunu şimdi biz. Acele etmeden çözelim. Şimdi 30 derece AB diktir oraya. 30'sa hemen şurası 60'ı bir yazalım. Şimdi bu C açısı B dönmüş, B üssü olmuş. Burası 30 derece o zaman. Burası 60. Tabii ki şu araya da 60 kaldı. Başka D köşesi sabitleniyor. 7 derecelerden okyanı döndüğünde şekil 2'yi konumuna göre kesersin. A köşesi 7 metrelik yol aldığına göre B köşesi ne kadar yol alır diye bir soru sormuş. Şimdi A köşesi dönme işlemi yaparken şu hareketi dönerek yapar arkadaşlarım. Şöyle bir yay çizerek dönme işlemi yapar. 120 derecelik bir yay görüyor bu A köşesi ve diyor ki 7 metrelik yol almış. Şimdi 30'un karşısı K iken 60'ın karşısı K kök 3, 90'ın karşısı da 2K'dır. Bize de diyor ki B köşesi ne kadar yol alır? Aslında bu biraz daha hani bir tık kolay bir soruymuş arkadaşlar. Ben direkt hani aldıkları yolu sorar diye düşündüm ama sormamış. Bu bir tık daha kolay. Şöyle daha kolay. Bakın K yarı çaplı bir daire yayı var. Uzunluğu 7 metre. Şimdi B'nin aldığı yolu hesaplayalım. B'de buradan buraya gelene kadar şu C merkezli 2K yarı çaplı 120 derecelik yine bir yay yürüyor arkadaşlarım. O zaman K'lık yay 7 birimse 2K'lık ne olacak? 14 birim olacak. Hani çok uğraşmadan oran orantıdan hemen pat diye bulduk dostlar. Geldik 4 numaraya. Bakın bu soruyu çemberde uzunlukta galiba ya da açıda da çözmüş olabiliriz. Dedim ki buna MEP bu aralar takmış bu dönme dolap sorusuna. Haberiniz olsun. Bu dönme dolap sorusunda Milli Eğitim'in örnek yayınladığı soruların içerisinde 1-2 tane var. Hatta 3 tane var diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bu dönme dolapları iyi dinleyin. Şimdi evet, telefonumuzun şarjı bitiyor dostlar. Burada bir durdurayım ben bunu hemen. Hemen bir durdurayım. Devam edeceğim şarja takıp. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şarj ettik telefonumuzu. Ama önceki video tabii ki kendiliğinden kaydoldu. Ben bunların ikisini birleştirip bir video haline getiririm tekrardan. Şimdi dördüncü soruda kalmıştık dostlar. Hemen bir okuyalım bakalım sorumuzu. Kabinlerin birbirine uzaklığı eşittir diyor. 20 tane kabin varmış. Hemen her iki kabinin arasındaki açıyı buluyorum dostlarım. 360'ı 20'ye böldüm. 18 derece geldi. Her bir iki kabinin arasındaki şu açı 18 dereceymiş. Bunu da bir söyleyeyim. Ve diyor ki kabinlerin merkezi uzaklığı 10 metredir. Kabinlerin merkezi olan uzaklığı, yani aslında dairenin yarı çapından bahsediyor bize. 10 metredir diyor dostum. Bunu da söylemiş olalım. A kabini B kabininin bulunduğu noktaya gelene kadar kaç metre yol alır? Şimdi A buradan B'nin olduğu şu bölgeye gelene kadar ne kadar yol alır diye bir soru soruyor. Şimdi biz bu arada kaç tane boşluk var onu sayalım. Bir 18 buradan 2, 3, 4, 5, 6 tane 18 var dostlar. Yani 60, 48 daha 108 derecelik bir yay çizecek A B'ye gelene kadar.
Peki bu 108 derecelik yayında uzunluğunu soruyor bize dostlarım. Şurası 108 derece yaptı merkez açımız. Hemen bulalım. 108 çarpı tam dairenin çevresi 2 pi r bölü 360 demiştik. Hemen 30 sıfırları silelim. 36'ya bölelim 1 kalsın. 36'ya bölelim 3 kalsın. 3 kere 2'den 6 pi çıkar. Sorumuzun cevabı da Adana'dan gelmiş olur. Evet. Odaklanmayı da bir daha ayarlayacağım dostlar. 5. soruya geldik. Onu unuttuk odaklanmayı ayarlamayı. Evet, 5. sorudayız. Deniz bir kağıda bilgisayarda oynadığı oyunun karakterini aşağıdaki şekilde çizmiştir. Şekildeki O merkezi daire diliminde OC6 ve şu aradaki açıyı da 120 olarak vermiş. O merkezi de kırmızının alanı nedir diye soruyor. Yani kırmızının yarıçapını soruyor aslında bize. Hemen şu teğet noktalarına dikliklerimizi indirelim. Şöyle iki teğete birden dikliği indirelim. Bunun yarıçapına RR diyelim dostlar. Şu aradaki açı 120 dereceymiş. Dondurma kuralı gereği burayı merkezle birleştirdiğimizde 60-60 diye bölecek. OC'yi 6 birim vermiş. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküçtür deyip yarıçapı 6 köküç bulduk kırmızı dairenin. Bize de kırmızı dairenin alanı soruluyor. Yani pi çarpı 6 köküçün karesi soruluyor. 6 köküçün karesi 36 çarpı 3'ten 108, bir de pi'miz var tabii ki. Edirne'yi hemen paketledik dostlar. Evet. 6. testimizin 6. sorusundayız. Aşağıdaki şekil 1'de bir kenar uzunluğu 4 birim olan düzgün altıgenin etrafına eş yarım daireler çizilmiştir. Daha sonra bu yarım dairelerin içlere katlanmış şekil 2'deki boyalı bölgenin çevresi, pembe boyalı bölgenin çevresini istiyor bizde. Şimdi şuranın bir kenar uzunluğu 4 birimmiş, bunu biliyoruz. Şimdi bunun merkezi o zaman şöyle 2 2 diye ayırsın şuraları 2 2. Dostum şu köşeden köşeye çizdiğimiz şu bizim düzgün altıgenimizin uzun köşegeniydi ve 60 60 bölecek. Şurası da 60 derece yapacak o zaman. Uzun köşegen biliyoruz ki açıortay 60-60 böldü. Merkezden şuraya bir yarıçap çizelim 2. Bakın burada ne çıktı? İkizkenar üçgen. Bir açısı 60 derece ise bütün açıları 60 derece olacak. Demek ki bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen ise şuradaki merkez açımızın 60 derece olduğunu biliyoruz artık. Yani şuradaki yayın uzunluğu, bakın şurası da 60 derece. Şu yayın uzunluğunu bulabilirim ben artık. 60 derecelik yay uzunluğu. 60 bölü 360 çarpı 2 pi r'yi de 2 diyebiliyorduk. Peki 60'a bölelim, 60'a bölelim 6. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 3. Yani 2 pi bölü 3 çıktı. Bir tane yayın uzunluğu. Bu yaydan bakın 1 var. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane var bu yaydan. Bunu 6 ile çarptığımda da çevreyi bulmuş olacağım. 2 kere 2, 4 pi'dir. 6. sorumuzun cevabı da Denizli'den gelmiştir. Gelelim 7 numaraya. Şekilde 7 birim yarı çaplı çember üzerindeki A noktasında çembere teğet olan 2 birim yarı çaplı bir çember çizilmiştir diyor. Küçük çember, büyük çember üzerinde ok yönünde yuvarlanarak hareket ediyor. Küçük çember 5. kez A noktasından geçerken 5. kez geçecek. P noktasının başlangıçtaki bulunduğu yerden kaç birim uzaklıkta bulunur diye soruyor. Şimdi bu pembe çember bunun etrafında tam 5 kez dönecek. Önce bunun bir çevresini bulalım arkadaşlarım. 2 pi yarıçapı 7 olduğu için 7 yani 14 pi yapar bunun çevresi. Bunun etrafında 5 tur atacağına göre 5 tane 14 pi yol alır bu. Peki bunu kaç tur atarak alır? Bunu bulalım. X tane tur atsın. Bu pembenin bir tur atması çevresi kadar yol alacağından çevresi 2 pi yarıçapı kaçtı bunun? 2 idi. 2 birim yarıçaplıydı. Yani 4 pi yol alıyor bir turda. Peki kaç tur atarsa kaç tane 4 pi giderse 5 tane büyünün etrafındaki yolu almış olur diye soruyorum hemen. Şu pi'leri silelim. 2'ye bölelim 2, 2'ye bölelim 7. 35 bölü 2.
tur 60 olacakmış arkadaşlarım. Pembe 5. kez 5 defa A noktasından döndüğünde 35 bölü 2 tur 60 oluyormuş. Şimdi bu 35 bölü 2 tur demek 35 bölü 2 17,5 yapar. 17,5 tur atıyor. Dostum bunun 17 tane turunu attığında P noktası yine aynı noktaya gelecekti değil mi? Tam tur atıldığında noktanın yeri değişmez. Yine aynı noktada olur. E bir de buçuk tur atacak. Yani yarım daire kadar da tur atacak. Yarım daire demek ne demek? 180 derece tur atacak. Yani P buradan gelecek tam şuraya denk düşecek dostlar. Yani yeni noktamız ilk noktamıza göre bir çap kadar uzaklıkta olacak ki bunun yarıçapı 2 idi. Çapımızın da 4 olduğunu söyleyebiliriz. 4 birim yer değiştirmiş olur dedik. Ve geldik buna. Okuyalım bakalım, güzel bir soru. Şekilde zeminle 30 derecelik açı yapan rampaya merkezi zeminden 160 santim uzaklıkta duran bir tekerlek yerleştirilmiş. Yani merkez 160 santim aşağıda dostlarım. Şöyle. Şurası toplam 160 birimmiş. Bunu biliyoruz. Yarıçapı 10√3'müş. Bunu da biliyoruz. Şuradan hemen teğet noktasına dikliğimizi indirdik. 10√3 burası. Şu 30-60-90'ı görelim. Şurası 60. 60'ın tersi de 60. Şurası 30. 60'ın karşısına 10√3 düştüyse 30'un karşısına ne düşecek? 10. Şurası 10. 90'ın karşısına ne düşecek? 2 katı 20. E o zaman 160'tı, şuraya 140 kaldı. Hatta bakın 30'un karşısı 140 ise 90'ın karşısı, yani şuradan şuraya kadar gelen kısım 280. Bunu da bilelim. 2 katı olacak. Şimdi bu yürüdüğünde, yuvarlandığında tam duvara çarpıp duruyormuş. Hiç geriye gelmeden şöyle gösterelim. Duvara çarpıp duruyor. Bunun yine şuradaki 90'ını gösterelim. TET dikinsin. 10√3 olsun burası yine. Ve merkezi kaç santim yol almıştır diye soruyor. Şu mesafeyi soruyor bize dostlar. Şuradaki x'i bulacağız biz. Hemen bulalım dostlarım x'i. Merkezi ne kadar yol almıştır? Şu kadar yol almış yani. Şuradaki x'i soruyor. Biz şurayı bulalım bir de. Şimdi hemen şurası 60 dereceydi. Dondurma kuralı gereği 30 oldu. 30'un karşısı 10√3 ise 60'ın karşısı ne olacak dostum? 60'ın karşısı √3 katından 30. Bak şu parça 30. Tamamı 280'di ya şuraya kadar. 250 kaldı buraya kadar. Şurası 250 oldu 30'dan dolayı. Merkez şuradaki 10 birimden şuradan başlıyordu. 10. 250 de buraya kadar aldı. Toplam 260 birimlik yol aldı. Şekil biraz karıştı ama mümkün olduğunca göstermeye çalıştım dostlarım. Hadi bakalım, inşallah faydalı olmuştur. Geçelim 9 numaraya. Şekildeki O merkezli AB 24 birim çaplı daire biçiminde bir kağıt verilmiştir. Kağıt KL eşittir LM eşittir KM. Şimdi bunların üçü birbirine eşitse bu bir eşkenar üçgen. 60 derece. Şurası 120 derecedir dostum. Sonra şurayı çizelim. Şurayı çizelim. Bu da merkez açımız 120. Çapını 24 vermiş. Yarıçap 12-12. 120-30-30 üçgeninden şurası 12√3 olur. Demek ki eşkenarın bir kenarını da bulduk. Son durumdaki mavi bölgenin alanını soruyor bize. Biz şimdi şuradaki daire diliminin alanını bir buradan bulalım hemen. Şu daire dilimini dostlarım. Bu daire diliminin alanı 120 derecelik daire olduğu için 120 çarpı pi r kare bölü 360. Birer sıfırı sildim. 36 ile 144'ü sadeleştirdim. 4. 4 kere 12 48 pi. Bir kere 48 pi var. Şuradaki mavi. Şimdi hemen şurayı da birleştirirsek 30-30 diye bölecek burayı. 120-30-30 üçgeni çıktı. Bunun da alanını bulalım hemen dostlarım. Bunun alanında ne gelecek? Şuradaki sinüsten yapalım buranın alanını. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 120. √3 bölü 2'den 2 kere 2 4'tür. Burada 3 kalır. 36√3. 36√3 de bu olacak. Demek ki 72√3 de şuradaki parçaların alanları geldi. Şurası. Yani biz şurayı komple bulduk arkadaşlarım. Şurasının toplamını şu kısmı bakın iyice kalınlaştıralım. Şu kısımdaki şu taradığım komple bölgenin alanını buldum. Ne çıktı? 48 pi ile 72√3'ün toplamı geldi buranın alanı. Şimdi biz bunu şurada katlamışız dostlar. Şurada katladık. Katlanmadan önceki halini açalım.
şuraya geldi. Şöyle bir şey oldu. Burası da pembeydi. Buraya geldi bu pembe. Şimdi dostum, biz bütün maviyi bulduk. Bize diyor ki şu ikisinin toplamı, mavilerin toplamı nedir? Biz buranın tamamını bulduk az önce. 48 artı 72 kök 3. Şu pembe üçgen katlanmadan önce buradaydı. A diyelim. Bu da A. Tamamından şu A ile A'yı, yani 2A'yı çıkarttığımızda mevzu bitiyor dostum. Şimdi önce şu A'yı bulalım. Bu kaç dereceydi katlanmadan önce? 60. Buraya geldi yine 60 derece. İkizkenar üçgen, biliyorsunuz dostlar bunu. Eşkenara döndü hemen, 60-60. Bir kenar uzunluğu kaçtı bunun? Şurası bizim merkezimiz. Yarıçap olduğu için buranın tamamı. Yarıçapımız da 12 idi. Burası 12. O zaman şuralar 6-6. 30'un karşısı 6. Yani daha doğrusu bir kenarı ne çıktı eşkenar üçgenimin? Yok, yarıçap 12 idi pardon. 60'ın karşısı 12 geldi. 30'un karşısı 4 kök 3 gelecek. Ha, şimdi oldu. Demek ki eşkenarın bir kenarı 8 kök 3. Hemen eşkenar üçgenin alanı 8 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten ne yapıyor? 64 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4. 4'leri sadeleştirelim. 16, 48 kök 3. Tabii bu 48 kök 3, bu da 48 kök 3. Ne yaptı toplam? 96 kök 3 yaptı arkadaşlarım. 96 kök 3 çıkacak. Nereden çıkacak? Şurada yapalım bir daha onu. Biz şimdi ilk önce tüm alanı ne bulduk? 48 pi artı 72 kök 3 bulduk. Bundan 96 kök 3 çıkacak. Şimdi 96'dan da 72 çıkarsa, hemen çıkartalım 72'yi, 4. 24 kök 3 çıkıyor. Eksi 24 kök 3. Yani 48 pi eksi 24 kök 3 geldi sorumuzun cevabı. Ama 48 pi eksi 18 kök 3 diyor. Bir yerde bir hata mı yaptık? Hemen bir daha bakalım. 96'dan 72 çıkarsa 4, 24 kalıyor. Orada bir sıkıntı yok. Şu 96'yı mı yanlış bulduk? Onu bir daha bir kontrol edeyim dostlar. Şimdi büyüğünün merkezi şurasıydı arkadaşlarım. Yok, büyüğünün şöyleydi. He, şurada mı bir hata yaptık? Evet, burası AB. 24'tü, 12, 12. 12 ise dostlarım, şurası da 12 gelecek. Tamam, burada da bir sıkıntı yok. M'yi katladık, buraya getirdik. Burası 12. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 kök 3 olacak ki kök 3 katı olsun. Bir kenarı 8 kök 3 bulduk. 8 kök 3'ün karesi 64 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4. 4 ile bunu sadeleştirdik. Ne kaldı burada? 64'ü 4'e bölersek 16, 48 kök 3 yaptı. 48 kök 3 de buradan toplamda 96 kök 3 geldi. Bir durdurayım videoyu da bir daha bir düşüneyim arkadaşlar bunu. Bir yerde bir işlem hatası yaptık, şimdi aceleyle çözmeyeyim. Hemen geri geliyorum. Bir durduracağım, geri geleceğim hemen. Arkadaşlar deminden beri bakıyorum, bir yerde bir işlem hatası yaptık mı diye baktım ama yok. Ben bunu bir en son Halit hocama da bir sorayım ya da İsa hocama. Belki bir basam hatası vardır arkadaşlar burada. Onlara da sorarız. Olmadı en son bir daha yorumlar kısmına yazarız. Tamam mı kardeşlerim? Ama benim bulduğum cevap bu. Bence hatta doğru cevap da bu. Muhtemelen basım hatası var. Yani 48 eksi şurası 24 kök 3 olursa evet, cevap Adana geliyor dostlarım. Tamam. Pekala, hadi bakalım. Çemberde, dairede çevre ve alanı da bitirdik. Katı cisimlere geçeceğiz bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.